ikinize derim ki sizin babanız Mehmet Ömer değil. Ömer Faruk dedi bana. Artık annem şey dedi, hepinizin babası hayır, farklı. Hayır anne, ben babamı öğrenmek istiyorum. Benim kim Güler benim yanımdaydı. Benim babam kim? Altı çocuğunuzun biyolojik babası farklı mı? Artık o kadar üstüme geliyorlar ki isimleri artık söylüyorum. Peki. Anneleri Sevim, babalarınız farklı dedi. Üç kardeş gerçekleri öğrenmek için Esra Erol'a geldi. Kader anne izim, baba izim. Hiç yapma bana. Bundan sonra annem olmayacaksa. Beni kötü anne tanıtmayın oraya. Ben de haksız var. DNA testi yapıldı. Tüm Türkiye Cuma günü bu sonuçlara kilitlendi. Baba ve çocuk arasında biyolojik ilişki saptanmamıştır. Bana anne, hiç hakkım helal olmaz. Güler, yıllarca baba bildiği Mehmet Emin'in kızı değildi. Hiç psikoloji bozma, sen ben kızımsın. Babayız, beni pazarlarken hepimiz biliriz. Babayızın yakasını tutacaksın. Mehmet Eşit'se babasından çıktı. Baban Mehmet Emin. Şükür bir tanesi sağlam çıktı. Ellerinden öperim o. Bugün gerçekleri öğrenme sırası Müslüm ve Menekşe'de. O adamın telefon numarasını kim verdi? Nerede söyledi? Annem söyledi. Orada hayatıyız yalan. Sen yalan ya. DNA'lar açıklanacak. 23 yıllık bu büyük sır açığa kavuşacak. Müslüm'ün ve diğer kardeşin DNA testlerinin sonuçları ortaya çıkacak. Esra Erol'da. Müslüm sen taşıtamıyor. Var mı diyeceksin? Beni bundan boşayın. Ben sizden başka bir şey istemiyorum. Aşkı üstünde buldum dedi. Kemal amcayı terk etti. Yanlışın neresinden dönersen kadir ha. Kendi ayaklarının üzerinde dursun. Bu arkadaşlarınızı bitiriyor musunuz? Bitirmek zorundayım Esra Hanım. Mutluluğu kısa süren Aynur teyze canlı yayında Üstün tarafından terk edildi. Ya beyninde saplantıyı oluşturmuş artık. İlle geleceğim yanına. Boşanma gerçekleştikten sonra nereye gideceksin, ne yapacaksın? Ortada kalan Aynur teyzenin hayatından bir dram çıktı. Abla çok çekti. Arkasında daha gibi çocukları var. Annem kardeşimin ölümünden sonra yaklaşık 7-8 senedir akli dengesi pek yerinde değil. 28 boyunca açlık kaldım. Benim çocuklarım zor. Yemek yemediği geceleri sayıversin sana Esra Hanım. Un aldım un komşumdan. Suyla ezdim. Sar hacere yalan mı? Benim çocuklarım su yedi sabah et yedik yedi Esra Hanım. Ama yine dağıtmadım çocuklarımı. Peki hafta sonu Aynur teyze Kemal amcaya ne teklif etti? Aslında Kemal'i çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Duyunca inanamayacaksınız. Az sonra Esra Erol'da. Yok artık dedirten olay. Eşim Şaziye Düzenli ile 3,5 aydır evliyim. Turan Eroğlu denilen eniştem dediği anlaştırdı bize, evlendirdi. Ama 18 Ağustos tarihinde eşim eniştem dediği adamla kaçtı. 3 ay önce evlendi. Mutluluğu Şaziye'de buldum zannetti. Eniştem dediği kişi sevgilisi çıktı. Eşim evden gitmeden önce beni darp etti. Yaşamış olduğum acı yüzünden ağlayarak uyuyakaldım. Uyandığımda evi boşaltmış gitmiştik. Eşimden gördüğüm şiddet yüzünden ağlayarak uyuyakaldım. 18 Ağustos'ta kayıplara karışan Şaziye nerede? Söylediğin yalanlar için benim karşımda durup bana hesap vereceksin. Enişte nerede, abla nerede? Kemal'in anlatacaklarına şoke olacaksınız. Evli ve iki çocuklu kızım Sefa Nur 7 Ağustos'ta bakkala gidiyorum diye gitti. Bakkala gitmek için çıktı, bir daha geri dönmedi. Hiçbir haber alınamadı ondan sonra. Nereye gitti, ne yaptı bilmiyorum. Evli ve iki çocuk annesi Sefa Nur nerede? Kamera görüntüsü de var. Oradan karanlıkla doğru öyle geçmiş gitmiş. Bilmiyorum hiç kimin yanına gitti. Nerede? Çocuklar perişan zaten. Başına ne geldi? Perişanız kızım. Gittiğin günden beri babası hepten perişan. Ne olursun yavrum gel. Kocasını istemesin. İstemiyorsa da yine gelsin. Ben senin annenim kızım. Ne olursa olsun gel yanıma. Çok özledim kızım seni gel. Ne olursun anneciğim gel. Annesi Rabia Hanım'ın büyük şüphesi az sonra Esra Erol'da. Mustafa, karıma kaymağı yedirttin, benden soğuttun. İş arkadaşı Mustafa'yı kahvaltıya çağırdı. Kahvaltıya gelen Mustafa, İsa'nın eşi Nigar'ı kaçırdı. Mustafa benim iş arkadaşımdı. Ona güvendim, evimi aldım, benim karımı kaçırdı. 18 Haziran'dan bu yana eşinden haber alamayan İsa aşkını haykırdı. Eşim Nigar, Mustafa tarafından 18 Haziran'da kaçırıldı. Eşimi seviyorum ve Mustafa'nın elinden kurtarmak istiyorum.
Karıcığım, seni kurtaracağım, Mustafa'yı yar etmeyeceğim. İsa'nın anlattıklarına inanamayacaksınız. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. Nefes aldık çoğun hep var. Yalnız değilsiniz. Zalim bilmiyor sabah. Olmuyor derdim, bitmiyor ah. Taştan mı sandın beni? Ey sanırım garibim, aldandım. Zalim bilmiyor sabah. Olmuyor derdim, bitmiyor ah. Taştan mı sandın beni? Ey sanırım garibi, aldandım. Hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum. ATV ekranlarında bizlerle olan, şu anda bizlerle kavuşan tüm kıymetli seyircilerimize, aynı zamanda stüdyoda bulunan, nerelerden, nasıl, hangi ülkelerden, şehirlerden geldiyseniz hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Nereden? İran'dan. Evet, İran'dan. Sadece sizin programınız için gelmişiz. Gerçekten mi? Evet. Kaç günlük bir seyahatiniz var? Perşembe günü geldiniz, evet. Eşlerle beraber. Evet, eşlerden beraber. Üç çift ol. Mikrofon hemen. Buyurun. Perşembe günü size mesaj bıraktım. Bir numara attınız. O evet. Numaranı aldım. Değil, cuma yeri yoktu. Pazartesi alabiliriz. Bize pazartesine kadar. Ya şahanesiniz. Kim geldi? Kardeş miyiz, arkadaş mıyız? Arkadaşlardan geldi. Arkadaşlar. Evet. Ay ne güzel. İstanbul'u dolaştınız. Çok. Gezdiniz. Çok tamam. Bugün de beraberiz o zaman. Ne söylemek istersiniz? Esra abla, evvela biz sizi çok seviriz. Teşekkür İran'da ederim. Çok izlenirsiniz çok programınız. Çok heyecandan konuşamıyorum. Ben de bütün kadınlarınıza sevgilerimi evet. gönderiyorum. Ay şahane. Alıyorum. Hiç gelmeyin siz. Hiç rahatsız olmayın. Bizi izleyen, dünyanın neresinde ne şekilde izliyorsanız çok teşekkürler. Şu çiçekler çok kıymetli. Ay ne güzel ya, vallahi çok seviyorum. Hadi söyleyin bir şeyler. Heyecanlı ya. Heyecanlı. Şimdi kim kimle beraber? Ben. Karı koca, karı koca. Evet. Siz? Yalnız geldin. En mutlu sensin o zaman. Hoş geldiniz, iyi seyirler. Güzel haftalar olsun, sağlıkla, saatli. Biliyorsunuz ki... bugün itibariyle, yani geçtiğimiz hafta bir oryantasyon dönemiydi, eğitim döneminde. Ama bu hafta itibariyle tüm çocuklarımız okullarına kavuştu. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilere sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok keyifli, sağlıklı, huzurla geçen bir eğitim dönemi olsun. Ama şunu da söylemek istiyorum. En az onlar kadar heyecanlıyız. Ali Instagram'a halay çeken birinin videosunu koyuyor. Çocukları okula bırakınca Esra diyor. Koca bir yaz tatilinden sonra, şimdi okul demek, düzen demek ya, çocukların eğitildiği, yetiştirildiği yer. O yüzden bütün eğitimcilerimiz bizim için gerçekten çok kıymetli. Hiçbir çocuk eğitimden mahrum bırakılamaz. Bu anlamda hiç cinsiyet ayrımı bile yapmıyorum. Çocuklar okulda olmaları gerekirken çocuk işçi olarak çalıştırılamaz. Bir de okul başladığında çocukların genelde şöyle bir sözcüğü oluyor. Ay okulu sevmiyorum da, işte gitmek istemiyorum da. Bunun nedenini lütfen öğrenin, anne babalara tavsiyem. Çünkü hepimiz aynı süreçten geçiyoruz. Öğretmenlerimiz zaten çok iyi biliyorlar ama her çocuğun o kalabalıkta biri değil de bir dünya olduğunu fark ettiklerinde, programda da görüyoruz çoğu zaman. O gözlerindeki bakış, davranışları, hal ve hareketleri aslında bir sıkıntıda olduğunda gösterdiği en önemli yer oluyor. İnşallah bu anlamda çocuklarımız çok daha iyi bakılır, gözetilir. Hepsinin okullarında başarılı olmasını gerçekten canı gönülden diliyorum. Gerçekten yeriniz okul sevgili çocuklar. Eğer okula gidemiyorsanız, aileleriniz sizi göndermiyorsa, bakın altta bir telefon numarası yazıyor. Lütfen beni arayın. Samimiyetle söylüyorum. Burada neyi gördük?
Anne bir yere kaçmış, çocuk devamsızlık yapıyor. Anne bilmem ne yapmış, çocuk okula gidemiyor. Anne çocuğu alırken ya da baba çocuğu alıp yanında götürdüğü için çocuk okulundan, eğitim hayatından mahrum kalıyor. Bu yüzden tüm çocuklara çağrımdır. Aileleriniz sizi okula göndermiyorsa şuradan şikayet edin. Ben de gerekli mercilere bu bilgiyi ulaştıracağım. Hepiniz için çok keyifli, ülkede hiçbir sıkıntının olmadığı bir eğitim dönemi olsun. Onlar sıralarından, sınıflarından, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden mahrum kalmasınlar. Her kötü deneyim bize nasıl dua ettiriyor. Değil mi? Yani bir ülkede bir felaket yaşandığında, bir sağlık sorunu yaşandığında olan ilk hep çocuklarımız oluyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.